Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bir oyuncu kulaklığımı arıyorsunuz. Hem de kablosuz bir şekilde bağlantı sağlayıp güzel bir ses kasabileceğiniz ve mikrofonunun da güzel olduğunu istediğiniz bir kulaklıkla birlikteyim arkadaşlar. Bugün Rampage markasının Blitz modelli kablosuz kulaklığının incelemesini gerçekleştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bendeki beyaz rengi beyaz gri olarak da geçiyor. Rampage Blitz kulaklığının bugün kutusunu açacağız teknik özelliklerinden bahsedeceğim ve sizlere hem de kullanıcı deneyimlerimden bahsedeceğim. Ürünü bir süredir aktif olarak kullanıyorum ve gerçekten memnunum. Onu baştan söyleyeyim. Tamamen fiyat performans ürünü diyebilirim. Hem oyunlarda güzel bir ses kasabileceğiniz hem de müzik dinlerken veya film izlerken keyif alabileceğiniz bir kulaklık. Şarj süresi de güzel gidiyor. Baktığınızda üzerinde zaten tüm tuşları bulunuyor. Üzerindeki tuşlarla da cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Cihazın öncelikle kullanıcı yorumlarımdan bir bahsedeyim. Sonrasında teknik detaylarından bilgiler vereceğim sizlere ve kutu açılımını yapacağız. Zaten şu anda detay çekimlerde ürünü göstermeye çalışıyorum sizlere. Öncelikle kablosuz olması gerçekten güzel. İsterseniz bu cihazı bir OTG kablo alarak tabletinizde, telefonunuzda da kullanabilirsiniz. Kablosuz bir şekilde müzik dinleyebilirsiniz telefonunuzda veya bir mobil oyuncuysanız telefon veya tabletten de kullanabilirsiniz kulaklığı dediğim gibi telefonu veya tablet'e bağlayarak oyunlar oynayabilir müzikler dinleyebilir, filmler izleyebilirsiniz. Kulaklık yapı anlamında plastik bir malzemeden üretilmiş fakat gerçekten hani böyle dediğim gibi fiyat performans ürünü diyoruz ya tamamen ona odaklı bir cihaz olmuş. Zaten Rampage markasının aslında kalitesini hemen hemen biliyoruz. Bu da diğer kulaklıklarının kalitesinde olmuş fakat yeni çıkan bir model ve kablosuz olarak hem hafif kafanızda hissetmiyorsunuz hem de hafızalı bir sünger yapısı olduğu için kulağınızın şeklini alıyor. Aslında o kulak şekline göre de uzun süreler boyunca problem yaşam yani kafanızda kulaklarınızda bir ağrı yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Gelin şimdi cihazın bir kutu açılımını yapalım. Kutunun içerisinden neler çıkıyor onlara bir bakalım. Sonrasında teknik detaylar gene kullanıcı deneyimleriyle birlikte olacağım. Ve mikrofon performansımıza da kutu açılımından sonra göstermeye ve dinletmeye çalışacağım. Kutu açılımına geçiyoruz. Geldik kutu açılımına hızlı bir şekilde cihazın hemen kutusunu açalım. Şuradaki güvenlik bantlarını sökerek kutu açılımına başlıyoruz. Hemen şuradan kutuyu şöyle çekerek çıkartıyoruz ve içerisinden çıkanlara bir göz atıyoruz. Güzel bir kutulama yapmışlar bu arada. Şöyle bir plastik korumayla geliyor. Cihazın hemen ilk hissiyatına bakıyorum. Gerçekten güzel hissettiriyor. Şu kumaş yapıları bence gayet güzel. Onu söyleyeyim. Hafızalı bir kumaş kullanılmış. Bu da güzel. Şu üst kısmı da güzel. Yumuşak böyle kafanızı acıtmayacak şekilde. Hemen bunu bir kenara alalım. Şimdi şöyle de kutunun içerisinden aparatları çıkıyor. Neler varmış? Şöyle bir tane kitapçık geliyor her zamanki gibi. Bunları hiçbir zaman zaten okumuyoruz. Ama burada işte nasıl kullanacağınızla ilgili bilgiler yazıyor. Bir ucu USB bir ucu da Type-C. Bununla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu kablo yapısı da güzel bu arada. Gri böyle diğer kablo yapılarına göre bir tık daha böyle değişik bir yapısı var onu söyleyeyim. Bir de cihazı bağlayabileceğiniz dangle geliyor. Bunu da bilgisayarınıza işte ya da OTG kabloyla herhangi bir cihazınıza, telefonunuza, tabletinize takabilirsiniz. Şimdi burada hemen kulaklığın zaten şu kısımlarında gerekli butonlar bulunuyor. Alt kısmında şarj girişi bulunuyor ve şurada mikrofonu hemen aşağıya indirip açabileceğiniz bölüm var. Bak şöyle göstereyim. Tekrar kapattım. Tekrar açıyorum. Güzel bir yapısı var bu arada. Ama plastik tabii ki de. Şimdi cihazın bir testlerine devam edelim. Cihazın kutu açılımını yaptığımıza göre mikrofon performansımızı merak eden dostlarımız olacaktır. Videoyu ileri sarmayıp izledikleri için teşekkür ederim. Bir mikrofon performansımızdan bahsedelim. Önün öncesinde şunu söyleyeceğim. Tok bir ses alıyor, dip ses vermiyor ve herhangi bir ses oynama yapmayarak OTG kabloyla direkt telefonuma bağlantısını sağlayıp size o şekilde ses kaydını yaptım. Bunun da bilgisini vereyim. Mikrofon performansımıza geçelim. Geldik mikrofon performansımıza. Şu anda duymuş olduğunuz ses Rampage Blitz kulaklık üzerinden geliyor. Yani sesi bu mikrofon üzerinden duyuyorsunuz. Bunu hiçbir sesle oynama yapmayarak direkt telefonuma USB dangalını bir OTG kablo dönüştürücüsüyle bağlayıp direkt sesi bu şekilde size aktarıyorum. Bir oynama vesaire yapmadım. Tabi arkamda görmüş olduğunuz bilgisayarda da deneyimledim. Aynı sesi, aynı tonu veriyor. Herhangi bir dip ses almıyor ve gerçekten tok bir ses veriyor. Karşı tarafa da güzel bir şekilde gidiyor. Patlama seslerini de ağza yakın olmadığı için almıyor. Zaten buraya şu anda telefona bağladığım 15 Pro Max'le çekim yapıyorum. OTG kablosunun görüntüsünü de koyuyorum. Siz de isterseniz telefonlarınıza ya da tabletlerinize bu tarz cihazlarınızı OTG kabloyla bağlayabilirsiniz. Mikrofon performansı ısımız böyleydi. Çok kısa bir süre susacağım ve dip sesi dinleyelim. duymuş olduğunuz gibi dip ses varsa çok minimalist bir ses vardır yani çok minik bir ses ama bana yani montaj yaparken film izlerken müzik dinlerken hiçbir dip ses gelmedi yani hışırtı tarzında mikrofonu da aynı şekilde kullandığımda da gelmedi ses performansımız bu şekildeydi. Evet mikrofon performansımızı da dinlediğimize göre artık birazcık müzik ve film performansından bahsedelim sonra oyun performansından da bahsedeceğim. Müzik dinlerken güzel basları ve tizleri tam orta düzeyde duyuyorsunuz ne çok yüksek ne çok alçakta. Hem de film izlerken de o sinematik sesler olur ya sahne geçişleri. Bunları da net bir şekilde alabiliyorsunuz ve cihaz ENC özelliğe sahip zaten bu sayede dış ortamdaki sesi tamamen kesiyor. Hem de sünger yapısı sayesinde de zaten bunu hem fiziksel hem de yazılımsal olarak yaptığı için siz dışarıdan bir ses duymuyorsunuz ve izlediğiniz filme oynadığınız oyuna, dinlediğiniz müziğe tamamen odaklanmanızı sağlıyor. Sesi en üstte de kullansam dışarıya ses iletmedi. Kulaklığı çıkartıp kulağımdan masaya koyduğumda ve şarkı dinlediğimde en üst ses seviyesinde tabii ki de sesleri duyabiliyorsunuz. Ama kulağınıza takılıyken en üst seviyesinde çok minimalist bir ses geliyor. Teknik detaylara bakacak olursak kulaklıkta 40 milimetrelik sürücüler bulunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth ile kullanım sağlayabiliyorsunuz. 2.4 GHz bir bağlantısı bulunuyor. Ses yalıtımlı, hafızalı, köpüklü bir kumaş yapısına sahip. Tek şarj 28 saat kullanım ömrü olduğu söyleniyor. Ben sürekli bilgisayar başında olmadığım için cihazı hani böyle 1-2 saat kullanıyorum genelde ve sonrasında zaten kapatıyorum ki şarjı bitmesin diye. Cihazın üzerinde baktığımızda tuşları bulunuyor. Güç tuşu, ses açıp kısma tuşu ve sesi kapatma tuşu bulunuyor. Bunlarla birlikte de cihazı rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Ben 28 saatlik bir kullanım yapmadım. Bilgisayarda sadece montaj işlerim olduğunda ve ufak tefek grafik tasarım işlerim olduğunda oturuyorum ve müzik dinliyorum, İşte montaj yapıyorum ve bunlarda da yaklaşık 12 saatlik bir kullanımım oldu ve şarjı hala bitmedi. İlk geldiğinde bu arada cihazı 3 saat 3,5 saate yakın bir şarja taktım. Onu da söyleyeyim. Kulaklıkta enerji özelliği ile dış sesleri yazılımsal olarak kesebiliyorsunuz. Type-C girişiyle de cihazı şarj edebiliyorsunuz. Zaten teknik özellikler aslında baktığımızda bunlar cihazın farklı bir durumu yok. Alt kısmında bir Type-C girişi bulunuyor. Oradan cihazı kutunun içerisinden çıkan Type-C kablosuyla şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz kabloyu bilgisayarınıza takıp diğer girişi Type-C girişinde kulaklığınıza taktığınızda cihazı rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Bilgisayarda cihazı şarj etme süresi birazcık uzayabiliyor ama mesela bir adaptör, telefon adaptörüne taktığınızda daha hızlı şarj olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında söyleyebileceklerim bunlar. Kulaklığı tekrar bu şekilde de bir göstermek istiyorum sizlere. Şu anda kulağıma taktığımda sesim gerçekten kesiliyor. Dediğim gibi hem sünger yapısı sayesinde hem de kulaklığı tamamen yani kulaklarımı tamamen kapsıyor cihaz. Herhangi bir açıklık bir boşluk kalmıyor. Üst kısmındaki bu kısımdan da küçültüp yani büyütebiliyorsunuz. Kendi kafanıza göre de ayarlayabiliyorsunuz. Ve kumaşlar biraz daha terletmeyi diğer deriye göre azaltıyor. Hemen şunu da bir kapatayım ve görüntüsünü bu şekilde size tekrar göstereyim. Gerçekten kafanızda varla yok arasında hafif bir cihaz olduğu için rahat kullanım sağlayabilirsiniz. Uzun süreler boyunca da oyunlarınızı bilgisayarda oynayıp ya da işte telefonla OTG kablosuyla bağlayıp oyunlarınızı, filmlerinizi izleyebilirsiniz. Dışarıda bile kullanabilirsiniz. Hani bu tarz büyük bir kulaklık kullanmayı severseniz gene sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Bu arada mikrofonun burada olması da güzel olmuş. Sadece kulağınızdayken bak şöyle söyleyeyim. Kulağa taktın bunu böyle açıp kapatırken bazen elin yukarıya, şuralara bir yere gidiyor ama alıştığında direkt tek elle böyle açıp kapatabiliyorsun ve ağız kısmına çok yakın olmadığı için patlama çatlama almıyor. Yani bak şöyle düşün, şu anda tam normal kullanımda ve ağız kısmımla yaklaşık 2-3 parmaklık bir mesafesi bulunuyor. Bu sayede de en azından dediğim gibi patlama çatlama seslerini almıyor ve tok bir şekilde de sesinizi karşı tarafa iletebiliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.